Herkese merhaba arkadaşlar. Clans of Clans serimizden şu an arkadaşlar sıfırdan yeni başlayan arkadaşlara yönelik sıfırdan bir seri oluşturuyoruz. Sıfırdan hep beraber başlıyoruz. Hesabı yeni açtım. Yeni bir kaydolduk. Yeni Supercell ID'den kaydolduk arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Yeni başlayan arkadaşlar hem bilgi edinmiş olur hem de nasıl bir yol izleyeceğini öğrenmiş olur. Hep beraber İzleyelim, öğrenelim, devam edelim arkadaşlar. Buyurun. Şimdi öncelikle arkadaşlar, köye giriş yaptığımızda bu şekilde eğitim ekranı bizi bekleyecek. İleri diyorum. Goblinler. Hop. Hemen bizi bir tane top almaya yönlendiriyor. Topumuzu alıyoruz. Anında bitir diyorlar. Arkadaşlar şimdilik hani acil olmadığı için bitirmeleri yeşil taşları hemen kullanmamanızı öneriyorum. Çünkü yeşil taşlar çok lazım olacak size. Zaten 10 saniyelik bir süre. 10 saniyelik süre içinde beklemeniz en doğru olan şey olacaktır. Bu sürede bekleyelim. Şimdi bir goblin saldırısı yaptılar hemen. Köyümüz savunmada. Topumuzu test etmiş oluyor. Hemen topumuzu test etti. Şu an sistem. Bizi saldırmaya yönlendiriyor. Saldırmaya yönlendirdiği için bize hemen hali hazırda 5 tane büyücü gönderdi. Sistem. Bir saldırı yapalım. Şu durumdaki bir köye önce savunma binamızı alacağımız için hemen topumuzun etrafına büyücülerimizi salıyoruz. Hepsi bir anda vurunca tamamdır. Ana binayı da yıktıktan sonra zaten bu eğitimi de başarıyla geçmiş oluyoruz. Eve dönelim. Sistemine yöneliyor. Evet, dükkana yönlendiriyor. İnşaatçı kulübemizi istiyor. Tamamdır. Onu da şuraya bırakalım. Tamamdır. Geçiyorum. Dükkana tekrar yönlendiriyor. İksir toplayıcımı basıyorum. 10 saniye bekliyorum. Aslında bir yeşil taş da önemli bir şey değil ama şu anlık bekleyelim. 10 saniye bir şey değil. Hemen geçiyor zaten. İksir depomuzu da alalım. İksir depomuz da tamamlandı sayılır. Evet, tamamlandı. Tamam. Altın deposu önerecek. Evet, altın deposu. Hemen altın depomuzu tamamlıyoruz. Buraya ilerliyorum. Kışlamız askeri basmak için çok önemli olacak. Kışlamız hemen yükseliyor. Kışlamız tamamlandı. Birlik eğitmemiz isteniyor. İlk askerimiz barbardır. Hemen depomuzu dolduracak kadar barbar basalım. Hemen ben hızlı hızlı ilerlemek için arkadaşlar yeşil taşları kullanmaya başlıyorum. Siz 10 saniye için bekleyin arkadaşlar. Yeşil taşlarınızı boş yere harcamamanızı öneriyorum. Çünkü yeşil taşlar size lazım olacak. Arkadaşlar bu ilk saldırılarınızda önceliğiniz savunma kulelerini yıkmak olsun. Savunma kulesini yıktıktan sonra diğer binaları zaten askerlerin hızlı bir şekilde tamamlayacaktır. Hemen barbarlarımızı okçu binamızın etrafına bu şekilde yayarak bırakıyorum. Hemen okçu binamızı indirdikten sonra merkeze yöneliyor. Barbarlarımız. Tamamdır, bu kadar. Direkt merkeze aldıktan sonra bu eğitimi de geçmiş oluyoruz. Evet. Bu aşamadan sonra arkadaşlar sistem sizden köyünüze bir ad koymanızı istiyor. Benim her zamanki nickim olan CG Kose'yi ekliyorum. Kanalımda ismi olduğu için. Tamam diyelim. CG Kose köyümüz herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Bazı arkadaşlar ilk videolardan dolayı abi CG Kose yazıyor ama köyünüzün ismi CG Kose olarak geçmiyor falan diye muhabbet ediyordum. Ya zaten köyün ismini aslında CG Kose olarak kullanıyordum. Daha sonradan Kuvayi Milli'ye daha çekici geldi. Köy ismi olarak bıraktım ama CG Kose'nin ikini hiçbir zaman bırakmadım yani. Bu köyde de CG Kose ismini koymuş olduk. Beraber yükselteceğiz, beraber aşama aşama kaydedeceğiz arkadaşlar. Buyurun devam edelim. Şimdi merkez binamızı yükseltmemiz isteniyor. Yükseltince ne olacak? Yeni bir okçu binası, duvarlar, iksir, altın toplayıcılarımız ve kışlamız gelecek. Hemen yükseltiyorum.
Hemen basıyorum arkadaşlar. Evet. Köyünü güvende tut ödülü geldi. 50 taş, 100 tecrübe puanı veriyor. Hemen bunları alalım. İkinci seviyeye yükseltti sistem. Bize hatta üçüncü seviyeye de bir şey kalmamış. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şu an iki tane işçimiz olduğu için. Şu an alacağımız ne var bir bakalım. Bir tane kışla alabiliyoruz. Kışlamızı alalım daha fazla asker basmak için. İkinci işçimiz de var. Kaynaklarımıza gelelim. Kaynaklar o kadar önemli değil ama şurada savunma birliklerine önem gösterebiliriz. Bir top daha alalım. 3 seviye olduk. Bir tane işçimiz boşa çıktı. Devam ediyorum. Savunmaya tekrar geliyorum. Bir okçu binası. İşçilerimizden biri boşta. Köyümüzün çevresini hafif hafif temizlemeye başlayalım arkadaşlar. Evet, inşaatçılarımız biraz da hızlanırsa 10K istiyor, bunu kaldıramıyorum. 20K istiyor. 250 iksir. Hemen onu kaldır. Ufak ufak çevremi temizliyorum. Maksat köyüme bir düzen verdim de binaları yerleştirmem kolay olsun. Şu an şunu da tamamlıyor. Tamamdır. Evet, bunları da almamız gerekecek. Klan kalesi vesaire bunlara yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şu an bir işçimiz boştayken savunmamıza ne alabiliyoruz? Tamamdır. Bir duvarımız kalmış. Şuradaki iksir deposuyla altın madenini de hemen koyalım. Onar saniye zaten. Maksat bu seviyedeki tüm alacaklarımızın hepsini almış olalım arkadaşlar. Evet, inşaatçılarımız boşa çıktı. Şimdi neyimiz kaldı bir bakıyorum. İnşaatçı kulübemiz için 500 yeşil taşa ihtiyacımız var. Yeşil taşımızı bekleyeceğiz. Ben şu duvarların hepsini arkadaşlar şu şekilde bir düzeyim. Daha sonra bunları bastığımızda zaten yükseltme aşamasını beraber yapacağız. Maksat dükkanımızda alacağımız bir şey kalmasın arkadaşlar. Ben şunları şu şekilde döşüyorum. Bunların önemi yok şu an benim için. Hani kaba taslak. Hemen yerleştiriyorum. Dükkanımız tamamlanmış olsun. Tamamdır arkadaşlar. Zaten burada bir şey kalmıyor. Bir bakıyorum genel olarak sıfırdan. Tamamdır. Sadece kaynaklarda inşaatçı kulübemiz. İnşaatçı kulübemiz için de 500 yeşil taşa ihtiyacımız olacak. 302 var. Çevreyi temizledikçe yeşil taş gelecek. Gökkuşağı falan gelecek arkadaşlar. Onları kaldıracağız. O şekilde köyümüz yükselmeye devam edecek. Şimdi iki inşaatçımız boş durmasın. Hemen kışlamızda okçu aşılması için yönlendiriyorum. 1000 kare iksir istiyor. Tamam ona basamıyorum. Okçu binamız. İnşaatçıları boş durdurmamaya çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Boş durmasın inşaatçılarımız. Daima çalışmaya devam etsin. İnşaatçılarımız boş durdukça maalesef geri kalmış oluyoruz. İnşaatçılarımızı bir dakika oturtturmamamız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şu an iksirle altınımız çok az olduğundan dolayı herhangi bir işlem yapamayacağız muhtemelen. İnşaatçılarımız boşa düştüğünde yeni birlik oluşturup saldırı yapmak gerekiyor. Şu şekilde ben biraz birlik basayım arkadaşlar. İksirimiz bittiğinden dolayı 13'ten fazla barbar basamıyorum şu an. Tamamdır. En azından birliğimiz tamamlansın. Yavrusu bir ödül daha gelmiş oldu muhtemelen. Aynen. 5 yeşil taş. Şimdi şuradaki de geldi. Hemen ufaktan ufaktan. Şimdi askerler zaten bizi zorlayacağı için zorlamak dedim şu şekilde arkadaşlar. Hani süre uzun olduğundan dolayı hani beklemenin pek anlamı yok şu an. Genel anlamda arkadaşlar sistem bu şekilde ilerleyecek. Ben diğer videoda altın ve iksir depomuzu fullleyip ikinci serimizi çekmiş olacağız. Şu an bu seriyi burada bitirmek en doğru karar olacak. Çünkü herhangi bir geliştirme yapmayacağım köyde arkadaşlar. Köyde geliştirme yapmadığım için sadece altın ve iksir depomu fullleyip ikinci videoyu o şekilde çekmiş olacağız.
En azından neyi nasıl geliştirdiğimizi beraber görmüş olacağız. Bu noktada zaten ona yönelik ilerlemiş olacağız. Sizler de neyi yükseltmeniz gerektiğini, neyi geri planda bırakmanız gerektiğini gün içerisinde görmüş olacaksınız. Her videoda beraber ayrı ayrı yol kat etmiş olacağız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Herkese saygıyla selamlıyorum.